buz gibi odalarla dolu kocaman binalar diktiler. İçine ömürlerinin son demlerinde olan anneleri, babaları doldurdular. Adına huzur evi dediler. Oysa huzur hiç uğramadı oraya. Eskiden yaşlılarımızı kapatmazdık başka yerlere. Onların yüzü suyu hürmetine belalar def oluyor der, onları nimet bilirdik. Boyunlarını bükük bırakmazdık. Dışarıdan huzurlu gibi görünen bu sessiz sakin binalarda ne fırtınalar kopuyor kim bilir. Kaç anne anlatmak, haykırmak istedi evet, duygularını. 76, 2011'den beri, 12 senenin içinde. Dışarıda kardeşim var, kardeşlerim var. Yeğenlerim var. Hı. Ben büyüttüm evladım gibi. Neleri özlemiyorum ki? Her şeyi özlüyorum. Çocukken ne olmak isterdim? Öğretmen olmak isterdim. Ama okutmadılar bizi. Kızlar okumaz diye. Erkek çocukları da inadına okumadılar. İlkokul mezunuyum. İkisi hayatta. Bir kardeşimi kaybettim. Yeğenler arayan da var, aramayan da var. Hepsinde de emeğim var. İkisini ben büyüttüm benim yanımda. Anneleri Almanya'daydı. Kız Almanya'da gene. Orada evlendi. Birisi de buralarda işte, İzmir'de. Alıştım artık. Pek de üzülmüyorum. Ayıp ediyorlar ya. Çok kötü bir şey. Ben kendim geldiğim için rahatım. Ama onları getirip bırakıyorlar ya, onlar çok üzülüyorlar. Kapıya getirip bıraktıkları da var. Yani bunlar da evlat. Ama ben akrabalarıma bile bir şey söylemedim. Kardeşim hala diyor ki, abla ben utanıyorum ablam huzur evinde demeye diyor. Yani kızıyorlar ve üzülüyorlar. Ağlıyorlar, üzülüyorlar zaman zaman, bekliyorlar. Gençlere tavsiyem sahip çıksınlar yani büyüklerine, anneye, babaya. Hatta babaannelere, anneannelere mesela. Çoğunlukla onlar büyütüyorlar, büyükler büyütüyor çocukları, torunları. Ama gençler şimdi hiç kabullenmiyorlar. Kabullenmiyorlar büyükleri. Ben kayınvalidemi, benim eşim çok gençtim ben, kaybetti. Kayınvalidem benden ayrılamadı. Tek evladıydı onun da. Ben 23 yaşındaydım. O benden kopamadı, ben de bırakamadım. 45 sene beraber kaldık. Sonra hastalandı, felç oldu. 10 sene baktım, helali hoş olsun. Ha, çok da iyi bir hanımdı. Çok seviyordum yani, severek baktım. Siz onu anne yerine koydunuz. Aynen öyle, evlat... çünkü 17 yaşındaydım, ben onu gördüm. En çok onunla yaşadım, ondan büyüdüm. Onun için zor geldi, ölümü bile bana çok zor geldi. Demek ki hiç zahmeti olmamış bana. İşte ondan sonra yalnız kaldım. Amca kaç sene evli kaldınız? 5 sene. Neden rahmetli oldu? Hastalıktan. Burada huzurluyum. İnan ki bir soran oluyor mesela otobüs durağında. Zorla pek söylemem ben huzur evinde. Zorla söyletiyor. Ben diyorum huzur evindeyim anne. Ha, gelip gitsek diyorlar, arkadaş olalım. Huzur evinde, anne ne yapıyorsun sen orada? Nasıl duruyabiliyorsun hani? Dövüyorlarmış orada falan. Halbuki öyle bir şey yok. Hayır, asla yok. Asla yok. Çok çok iyi davranıyorlar. Allah razı olsun. Çok, evet, Allah razı olsun. Kızlarımız da çok iyi. Hiçbir şey görmedim. En ufak bir hatalarını görmedim. Vallahi. Aynen öyle. Aynen öyle. Onlar seviyorlar beni. Ben de onları çok seviyorum. İnan ki bir izine gittiğim zaman özlüyorum onları. O kadar alıştım yani.
Evladınız olmamış ama birçok evladınız var. Evladım var. Kızım bana anne diyor, teyzesiyim ama annesine de teyze diyor. Siz ama ben doğrusunu konuşmak zorundayım burada. Evet. Teyzesiyim deyince kızıyor. Yeğenin anne diyor. Anne diyor, evet. Niye annesine anne demiyor? Annesine ben söylüyorum. Yani söylüyorum. Beni anne bildi. Küçüktü. 6 aylık geldi. Oğlan 4 aylık getirdi. Kızı 6 aylık getirdi. Sebep? Çalışıyorum diye bıraktı yani. Almanya'daydı. Kız kardeşim. Evet. Öyle bıraktı. Ama şimdiki aklım olsaydı almazdım. Ya, zor bir şey ya, zor bir şey. Siz özlüyorsunuz, onlar aramıyor. Kızım arıyor. Kızım arıyor. Hem de çok hayırlı bir evlat. Evladım olsa bu kadar hayırlı olamazdı. Allah razı olsun. Bir hasta olsam akşam sabah arıyor. Almanya'da kendisi. Gelir mi, görüşüyor musunuz? Tabii her sene geliyor. 2 senedir de Samsun'a geliyor ki benim için. Sheridan Otel'inde kalıyorlar. Gündüz illa benim için de almış ayrı bir oda ama ben yapamam kızım oralarda dedim. De gündüz görüşüyoruz. Akşam herkes yerine böyle gelecek yine ayın. Merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Elin Allah razı olsun. Seni bir tanıyalım. Ben Yozgatlıyım. İnicem mahallesinin yerlisiyim. İnicem'den oturuyorum. Yozgat'ın İnicem'sinde. Dört çocuğum var. İkisi erkek, ikisi kız. Şundan büyüttüm. Evet. Şundan. Dört, şu 5 benden 5'i onlara hem analık yaptı, hem de babalık yaptı. Olsun, bugün hükümetimize bin şükür. Çalışanlarımıza bin şükür. Yani şöyle tutuyorlar yavrum bizi. Çok rahatlık. Onların yanında niye kalmadınız çocuklar? Onların yanında düştüm. Belim kırıldı. Evet. Düştüm, benim kız hanımları çalışıyor. Evet. Ha orada yalnız kalmışım, ha evimde yalnız kalmışım. Evimde iyiydim, rahatladım. Düşüp de benim kırınca böyle oldu. Evet. Çocukluğumuzda 4 kardeşlik büyüdük, ettik. Herkes zaman dayanı kaldı. Ondan bir kardeşim, bir bacım kaldı çocuk kardeşlerimle. O zaman iyiydik. Nasıl geldi, nasıl geçti hiç bilmedi. Evlenince yaşama nasılsa o zaman tattım. Adam öleli 3 sene oldu. Kaç yıl evli kaldın, hatırlıyor musun? Hiç ayrılmadık. 76 yaşındayım şimdi. Evet. 3 sene oldu öleli. Evet. Ne olduysa orayı çıkaramıyor. Orayı çıkaramıyor. O ölünce iyi kötü yine geldi, kendimi şiddettim. Tansiyonum yükselince, başım düşünce bu hale girdim. Allah razı olsun. Allah. Devletimizden, çalışanlarımızdan, buradaki kızlarımızdan işleri gücüleri rast gelsin. Bizi çok hoş tutuyorlar. Çok memnunum. Hastaneye götürüyor, ağzım yara, konuşamıyorum. Sürekli ilgileniyorlar, Allah razı olsun. Amcayı özlüyor musun? Özlenecek amcan değerliydi yavrum. Ona da ben baktım. Yozgat'ın yerlisi kamyon Ömer dedim, herkes bilir. Herkes bilir. Özleyecek bir amcam derdi. Her yere el işi yaptım. Almanyalara ceketti yavrum. Neler yapıyordun? Masa örtüsü, oda takımı, yatak örtüsü, hepsini yapardım. Buraya gelincik müdürüm bildirdi, 5 seneliği yatı sene emekli edecek bizler. Yok yavrum, param yok dedim. Aklıma gelmedi ki, birinden alayım, yatayım da alıncık da ona vereyim, aklıma gelmedi yavrum. Çocukların da mı aklına gelmedi? Hiç gelmedi. Onlardan ümidim yok. Bütün yığını gizliyse,
Ona da bir şey diyemedim. Gücüm çok insaflı. İşi gücü rast gelsin. Torun var mı? Var. Kaç tane? İki birinin var, iki birinin var, üç birinin var. Yedi tane. Yedi tane. İki de İstanbul'da var. Sekiz. Evet. Arayıp sorarlar mı? İstanbul'daki kızınla buradaki oğlan çok arar. Ötekiler hiç aramazlar. Onlar da büyüttünler yavrum. Allah'ın izniyle çalışsınlar. Son demin benim gibi buralara düşsünler. İlerim de ne yap Allah'tan. Çok kırgınsın. Neden? Çok kırgınım. Bir kapımı açıp da hanımlarının yüzünde ne yapıyorsun anne diyemediler. Beni Yozgat hep tanır. Şuncağızdan tut küpeyi oynayınca ben yolda giderken inanırsak önümü geçmezlerdi. El işiyle kimseye muhtaç olmadım. Çatır çatır yardım da alır, duvarı ihtiyaç etmez. Ama Allah beni hiç borç koymadı. Her daim yapardım. Param da çoğuldu. O yavrularımı yetiştirdim. Evlerini aldım, bahçelerini aldım, evlendirdim, yerlerine teslim ettim. Evet. Çok şükür. Çocukların yanlarında olmak ister miydin kızım? Ben onlara kimseye muhtaç etmezdim. Kimseye şöyle yırtık ayakkabı giydirmedim. Hiç kırışık pantol giydirmedim ben onları okula salarken. Kimseden ayırt etmedim. Onlar beni ayırt ettiler. Ben başka bir şey diyemem. Her şeyimiz bol bol. Her şeyimiz, her gün temizliğimiz, şeyimiz, üstümüz, başımız, banyomuz, her şeyleri dört dörtlük yavrum. O kadar teklif ettiler, götürekten oraya koyak yalan oturma deyince kabul etmedim. Böyle olunca mecbur kaldım. Ama memnunum. Çok memnunum. Allah razı olsun. İsim soyad Züleyha Akı. Şimdi bende bir hafıza kaybı oldu düşüncük. İnan şimdi konuşuyorum, ediyorum, ileri vardım, kızmadın, ne et bana şimdi şey yap diyorum. Ben sana kurban olayım yavrum. Kurban olduğum, kurban olduğum el ayağı düşürmeden alsın, kapısından başka kapar attırmasın. Çok memnun ol yavrum. İşleri güçleri rast gelsin. Çok memnun ol. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Canımız, herkese bol 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 selam söylüyorum. Herkese bol bol selam söylüyorum. Herkes annesini, babasını alt etmesinler, ellerinde tutsun. Tek istediğim bu. Ana baba bulunmaz. Evet. Ana baba bulunmaz. Rabbim sizin de işiniz, gücünüz rast gelsin. Rabbime emanet olun. Amacınız neyse Rabbim onu ulaştırsın.